Rüya, sana bir haberim var, sana yemin ediyorum aklın dimağın duracak. Hazır mısın? Hazır mısın? Söylüyorum, çileklerin orada kertenkele varmış. Dedenden aldım bu bilgiyi. Görmeye gidelim mi? Evimize gelmiş kertenkele, artık ayıp olur. Ya Rüya bak, bir şey söyleyeceğim, ben böyle heyecanlı heyecanlı söylüyor musun? Burada değil, şurada ileride bahçenin içindeyiz. Şimdi gel bahçeye girelim önce. Rüya bir şey söyleyeceğim, yavaş. Yavaş. Oho, çilekler orada. Kertenkele. Sessiz gidelim. Rüya. Bir, iki, üç. Konuşma. Tamam. Aa. Bir şey söyleyeceğim ya, ben korkuyorum ama niye geldim? Ay, çilekler olmuş, ne güzel. Bak. Konuşma. Tamam. Hiçbir şey yokmuş gibi mi? Kertenkele var ama. Rüya yaklaşma, ben tiksinirim, korkarım ben. İyi Rüya. Çıkacak, dedim patlıyor. Sen korkmuyor musun? Ay, iyi bir hareketler. Ne? Bu rüzgar tamam, rüzgar etmiş. Bir şey yok, tamam. Ya benim ödüm patlıyor. Gördün mü? Allah'ım, ben çok korkuyorum. Şu da yılan sandım, yemin ediyorum bir saniyeliğine şu hortumu yılan sandım. Kaçtı işte. Altında dedi deden. Bir şey söyleyeceğim. Hep bu yöntemi uyguluyoruz ya. Bu sefer de direkt şey yapalım. Çağıralım yani. Gel diyelim. Bakalım ne yapacak. Kertenkele. Kertenkele. Taş atalım, belki o zaman ne oluyor burada diye dışarı çıkar bakar. İyi Rüya, ben çok korkuyorum. Rüya. Belki. Çileklerin içinde mi acaba? Ben sana bir şey söyleyeyim, ben bu çileklerden bile yiyemem. O kadarım yani. Arkadaşlar, siz kertenkeleden korkun. Ya yapma Rüya, ben çok korkuyorum, yapma. Annem ne olur yapma. Kertenkele. Arka tarafta mı acaba? Kertenkele. Yok mu diyorsun sen şimdi? Bir şey söyleyeyim, çilekleri mi yiyor acaba oturup burada? Hayır, insan sabahtan akşama da çilek yiyemez yani. Yiyebilir mi? Sen yiyebilir misin? Mesela öğlen yemeğin çilek. Akşam yemeğin çilek pilavı, çilek çorbası. Bir şey söyleyeceğim, çok ben tedirginim. Annem. Evet, sen hayvanları seviyorsun. Zaten buraya ben, eğer senin bu hayvan sevgin olmasaydı hayatta kertenkele görmeye gelmezdim. Korkuma rağmen senin için geliyorum. Bir şey söyleyeceğim, ben şu tarafa bakacağım. Niye çok korkuyorum? Bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol Başak, sakin ol. Kızın için. Kızın kertenkeleleri. Ay, Rüya bir şey dedi. Rüya benim bacağıma bir şey dedi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum, benim bacağım. Rüya bir şey dedi benim bacağıma. Gel çabuk gel. Bir şey dedi bacağıma diyorum ya. Kertenkele var orada. Ya. Ben korkup ben gidiyorum. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ya hoşça kal, ben gidiyorum. Ya korkmuyor musun kertenkeleden? Fare varsa? Kimden korkarsın yavrum sen? Aslan olsa mesela. Şuradan koşarak gelse yani mesela. Peki yılan? Yılandan ben de korkarım. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar diye bir laf var ama ben ikisinden de çok korkuyorum. Ve ben şu an mümkün değil oraya yaklaşamam. Ben buradayım annem. Görüşürüz. Gelme, gelmiyorum. Kimi? Neden? Bilgiyi mi? Tam dedenden birinci ağızdan duy bilgiyi. Ben dedeni yönlendiriyorum sana. Yukarıda mı? Ne olacak işte anneciğim? Merdivenler var. Ne olur bir kere çıkın. Yavrum bir şey yok, merdivenler mi var yukarıya? Çıkalım mı diyorsun? Bir şey, ben de çıkmadım. Gel bakalım, çıkalım ne varmış yukarıda. Hadi ya Allah giderim. Rüya, bir şey söyleyeceğim sana anneciğim. Bu merdivenler birazcık eski, tamam mı? O yüzden bunlarda giderken ay. Ay, aynen öyle, babaannenin annesiyle babasından kalma bu ev. Onlar yapmışlar. O yüzden merdivenler bayağı eski. Hayır canım, kendi elleriyle değil ama tam bilmiyorum. Şey yapma. Yani mermerler yerinden oynayabilir falan, baksana. Dikkatli ol, tamam mı anneciğim? Yavaş yavaş çıkalım. Burada yolumuz ikiye ayrılıyor. Bir tane daha merdiven var, bir de düz var. Emin misin? Tamam peki. Ben o zaman ay, buranın merdivenleri inanılmaz küçük. Ne oldu? Tamam peki. Tamam, dikkat et. Tamam, ben buraya geziyorum. Ne var acaba burada? Geldim. Burada bir balkon var. Çamaşır var.
Öbür tarafa doğru dönüyor mu acaba, dönmüyor mu? Burada başka bir şey yok galiba ya. Bakayım şöyle bir. Rüya anne. Anneciğim ne oldu? Rüya'dan bir ses geldi. Ne sesi kızım, ne diyorsun? Dur dur dur. Rüya dur. Gel. Tut elimi, elimi tut. Tamam sakin ol. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten duydun mu ses? Tamam cesur ol, gel beraber bakalım sese. Hop. O neydi be? Arkadan da bir ses geldi sanki. Garip sesler duyuyoruz. Merdivenlerden çıkalım bakalım yavaş yavaş. Ne kadar da yüksek merdivenler. Gel gel sakin ol. Burada bir şey yok. Buradan görmüyoruz bir şey. Devam ediyorum. Ev mi? Buraya bakıyoruz. Ev mi? Ev burası. Burası ev mi? Bakayım. Ay acaba içeride yaşayan birileri var mı? Bence. Rüya burası çok küçük bir ev. Gel bakalım. Ben mantığı çözdüm. Komşu mu var acaba? Orada ne var? Merhaba. Merhaba. Rüya ses bu içeriden gelmiş olabilir yani değil mi? Buradan bakalım. Merhaba, kimse var mı? Açar mısınız? Kimse yok galiba. Ya gördüm, patlattım. Ya çok korktum. Gel bakalım. Bu odada da neler belki. Merhaba. Kimse var mı? Yok şu ya. Deniz şey yapıyor. Aa evet, buradan deniz görünüyor. Bu komşular çok şanslı o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Kim oturuyor acaba burada? Neyi buldun? Ne buldun ya? Burası. Evet. Aşağı inip en iyisi babaannene dedene soralım. Burada kim oturuyor? Kimle yaşıyorlar? Öğrenelim tamam mı? Ya değişik insanlar falan mı acaba ya? Niye böyle sana ses yaptılar, seni korkuttular? Ne diyorsun? Anahtar. Anahtar. Gerçekten birileri yaşıyor. Açalım mı sence? Sence açalım mı, açmayalım mı Rüya? Arkadaşlar sizce açıp bu eve girelim mi? Yoksa tanımadığımız birinin evine girmemeli miyiz? Ama değişik garip sesler de duyduk. Rüya dur, olmaz. Arkadaşlar yorumları yazın. Bu eve girelim mi yoksa girmeyelim mi? Sanki bir şey kıpırdadı. Nasıl kıpırdadı? Yavrum içeride birisi varsa açsın işte, bakar mısınız? Kimse de yok ya. Ya birine bir şey olduysa içeride, hasta falan varsa diye düşünüyorum. Şu garip sesler var bu evde, bilmiyorum gerçekten kafam çok karışmış durumda. Arkadaşlar siz de içeri girip birisi var mı? Bayılırsa, evet. Ya olabilir. İçeride biri bayılırsa. Ya da içeriye kötü biri girdiyse. Bilmiyoruz. Hemen yorumlarda. Çünkü ben gerçekten sanki bir kıpırdama gördüm. Arkadaşlar siz de içeri girelim mi girmeyelim mi yorumlarda yazın. Bak, hadi yürü. Bence en iyisi babaannene konuşalım bu konuyu.